Keşke yanımda olsaydın, kolay olurdu o zaman. Ben sussam sen anlatsaydın, yorulunca sussaydın. Kolay mı sanıyorsun? Kolaysa yap o zaman. Yağmurum ol in üstüme, ben böyle yaşayamam. Senin küçük bir elvedan böyle büyük bir aşkı bitirebilir mi? Ne sanıyorsun? Bazen bir kaldırım taşı, bazen bir sokak çalgıcısı, yani sen İstanbul'sun. Merhaba Altın Rehber izleyicileri. Sektörler arası Türkiye turumuz hız kesmeden devam ediyor. Bugün yanımızda gerek sesiyle gerek köpek eğitmenliğiyle Uğur Bey yanımızda. Uğur Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Uğur Bey, öncelikle sizleri tanıyabilir miyiz? Ben Uğur Çit, Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarı'ndayım. Yaylı Çalgılar Bölümünde keman öğretmeniyim. Araştırma görevlisiyim orada. Doktora yapıyorum aynı zamanda. Hobilerim arasında da biliyorsunuz ki köpek eğitmenliği var. Peki Uğur Bey, kaç yıldır köpek eğitmenliği yapıyorsunuz, kaç yıldır şarkı söylüyorsunuz, kaç yıldır bu sektördesiniz? Doğduğumdan beri çeşitli enstrümanlar çalıyorum ve şarkı söylüyorum, sahneler alıyorum. Peki Uğur Bey, kaç yıldır bu sektördesiniz, kaç yıldır köpek eğitmenliği yapmaktasınız? 2 yıldır bu sektörün içerisindeyim. Bir hobi olarak bu işe devam ediyorum. İlk başta başlama sebebim kendi köpeğimle iletişimi geliştirmek içindi. Hala da öyle. Her yeni köpekle eğitim yaptığımızda ya da insanlarla, arkadaşlarımızla bu eğitime devam ettiğimizde köpeklere daha yeni şeyler öğreniyorum ve öğrenmek beni çok mutlu ediyor. Peki aynı şekilde müzik de sizde var sanıyorum. Evet. Müzik kaç yıldır? Müzik doğduğumdan beri var. İlk bağlama çalmaya 4 yaşında başlamışım mesela. Öyle bir fotoğraflarım falan var. Ben de oradan biliyorum. Ve bu zamana kadar hep müzik okullarında okuyarak profesyonel anlamda devam etti. Zaten baba, abi hepsi profesyonel müzik öğretmeni, müzisyenler. Yani müzikten başka bir seçeneğim dahi yoktu. İyi ki de yokmuş. Peki köpeklere nasıl bir eğitim veriyorsunuz? Ne kadar sürede eğitimleri tamamlanıyor? Köpeklerin eğitimleri maksimum 1-2 ayda bitiyor zaten. Zaten karşı tarafa eğitim veriyorsunuz. Karşı tarafa nasıl köpeği eğiteceğini anlatıyorsunuz. Geliyor, ben köpeğimle sıkıntıdayım. Hadi gel bakalım diyorum. Sana yardımcı olalım. Köpeğini nasıl eğiteceğini ve eğitmenliği ona öğretiyoruz. Bir daha bana ihtiyacı kalmıyor. Tekrar kendisi köpeğini eğitiyor. Peki bu sektörde mi ilerlemek istersiniz yoksa müzik sektöründe mi ilerlemek istersiniz? Bu sektör tabii ki benim hobim. Benim profesyonellik alanım müzik, sahne almak, solistik yapmak tabii ki de. O alanda ilerliyorum. Ama hobiler insanları dünyada mutlu olmalarını sağlayan ve onları dünyada var eden şeylerdir. Hobilerden asla vazgeçmemek lazım diye düşünüyorum. Aynı zamanda köpek hobiliği de var tabii ki. Kesinlikle. Peki bundan sonraki hedefleriniz nelerdir? Bundan sonraki hedefim bir single'ım çıkacak yakın zamanda. O single için kliplerimiz çekilecek. Daha sonra çeşitli yarışmalara katılacağız. Sesle alakalı kendimizi insanlara tanıtma amacındayız. Birçok sayıda besteler var. Onları insanlara duyurmak amacındayız. Bakalım şimdi halkla tanışmak için elimden geleni yapacağımız. Peki Uğur Bey, röportajımı sonlandırmadan önce Altın Rehber programı aracılığıyla aktarmak istediğiniz son bir şeyler var mı? Buradan herkese selamlar gönderiyorum. Öncelikle bir solist olarak söyleyeyim. Müzikle kalın. Müziksiz bir yaşam gerçekten solmuş bir çiçek gibidir. Hayvanlara iyi davranın. Hayvanlar bizim için, insan olduğumuzu hatırlamamız için bize verilmiş birer ödüldür. Sokakta gördüğünüz her hayvanın gerçekten kalbini görün. Onları sadece normal bir şekilde görüp geçmeyin. Gerçekten köpekler olarak konuşacak olursam onlar çok özel yaratıklar. Onlara iyi davranın diyorum. Sevgili Altın Rehber izleyicileri, Eskişehir'de Uğur Bey bizleri konuk etti. Sektörler arası Türkiye turumuzda bakalım bir sonraki durağımız neresi olacak? Güneş her gece tepemde doluyor, ama güneş her
her gece sende doğuyor. Yani olmuyor istesem de kimse gelmiyor, beklesem de yani.